Değerli ikizler, nasılsınız? Her şey umarım keyfinde ve yerinde gidiyordur. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Bu dönem inandığınız insanlarla aranızda mesafe koyacaksınız. Aşırı değer verdiğiniz insanlardan zarar almaya başladınız ve artık herkese haddini bildireceğim havasındasınız ama sen de hiç yerinde durmuyorsun ikizler. Kiminle yani bu kadar zeki olup, bu kadar üstün bir zeka olup sonrasında da herkese aynı tavrı dayanıyor. Sonra da bende hata var deyip ortalıkta dolanıyorsun. Yapma Allah aşkına bir döngü kur. Yani tamam kıvrak zekam, kırbak anlatımın, her şeyde ben üstünlüğün var ama ne olur dostlarına da aynı hata yapıyorsun. Sonra dostların suçlu oluyor. Biraz daha dengeli hani ilişkiler yaşaman gerektiğini düşünüyorum. Dozajı kaçırıyorsun galiba. Bu dozaj evresini artık kaçırmamayı öğren. Çünkü dostların sağlıklı ve iyi. Özellikle meditasyon ruhunuza çok iyi gelecek. Zihinsel çok fazla konuşmaların var. Fiziksel olarak da kendine zarar veriyorsun. O yüzden meditasyon, yoga, güzel doğa yürüyüşleri size çok iyi gelecek. Ve gerçekten vücudunuzdaki evreleri toparlama evresine gireceksiniz. Özellikle kendi kariyerinizle alakalı burs, eğitim ya da odaklandığınız bir yabancı dil ya da kendi hayatınızla alakalı yüksek bir lisans yapmak istiyorsanız güzel bir kursa kayıt olabilir. Yeni kendinizi keşfedebilir ve yeni şeyler sizin hayatınıza yenilik katabilir diyorum. Özellikle bulunduğumuz iş konularınızla ilgili bulunduğunuz alanın sisteminde bazı stresler sizi yıpratıyor ama sizde bir sıkıntı yok. Sadece sistemde bir değişim, yenilenme ve yenilik noktası sizi biraz rahatsız ediyor. Mesafe olabilir, bununla alakalı endişeleriniz var. Hayır, işinizde herhangi bir çıkma görmüyorum. Sadece yapmanız gereken her şeyi kafanıza takmamanız lazım. Ortaklı iş yapan ikizlerde ayrılık kararı verdiniz. Çünkü burası sizi tatmin etmiyor ve maddi olarak çok fazla yıpratmaya başladığı için sanki burayı kapatıp kendinize daha küçük bir nokta ve yolları mantıklı bir şekilde ayıracağınız bir hafta olacak. Bu da size iyi gelecek. Özellikle yabancı dil eksikliği olan ikizlerde kendi kariyeriniz için bir kursa yazılma, yeni bir dil eğitimi öğrenme gibi fikirleriniz olabilir. Özellikle banka ve finans sektöründe olan ikizlerde bir evde iş takip etme evresine başlayabilir. Bu da sanki işimden çıkartılacağım endişesi yaşıyor olabilirsiniz. Öyle bir şey olmayacak. Yerinizde daha büyük bir değişim olacak. Sadece vakti ve zamanı var. Mutlaka endişe etmenizi istemiyorum. Özellikle akciğerleriniz, kalp ve damar bölgenizde hassasiyetiniz var. Son zamanlarda batık tırnakla ilgili şikayetleriniz var. İyi bir doktorla bu batık sorununuzu çözün yoksa ileride büyük bir operasyon geçirebilir, canınız yanabilir diyorum. Evet, özellikle kardeşler arasında yaşayacağımız bir olumsuzluk var. Ve bu olumsuzluğu yine siz yaptınız. Bence biraz daha ılıman, biraz daha mantıklı adım atmanız lazım. Çocuk tedavisi isteyen ve çocuk isteyen bazı ikizler burcunda bu başlangıç hayırlı ve aydınlık olacağını uyarıyorum bu hafta. Ama şöyle bir şey var. Sizin özellikle aile binanız ya da ortak dedenizden, annenizden kalan bazı mal konuları ile ilgili bir tartışma ve özellikle uzun soluklu bir kıyamet gibi tartışmalarınız olacak. Lütfen kimseyle muhatap olmayın. Avukatınızı tutun ve avukatınız kiminle muhatap olmak istiyorsa olsun diyorum. Bir de ilişkiler konusunda evliliği problemli olan bazı özel hayatla ilgili evlilik uzun süredir devam edip ve duygusal bağda yarım hisseden ve kocam ya da hanımım benimle ilgilenmiyor ve kopukluk var biz bunu toparlayamıyoruz diyen bu tarz ilişkileri olan ikizler burcuna ve yükselen ikizler burcuna diyorum ki çok iyi bir eşe sahipsiniz. Birbirinizden biraz koptunuz. Bir ilişki terapisti bu evliliği toparlayabilir. Lütfen tam vakti ve birbirinize sahip çıkın. Çünkü her ikiniz de çok iyi insansınız. Sadece iyi bir psikolog size iyi geleceğini düşünüyorum. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli ikizler burcu. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Astrolojiden ne haber? Ya da Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük yorumlarımı takip etmek istiyorsanız da Instagram sayfama geçebilirsiniz. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Umut her şeyin ilacıdır. Umut edin. Rabbim sizinle olsun.